7 Haziran 2022 Salı ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da benzin fiyatlarında 1 Haziran'da vergi indirimi başlamıştı. Birçok istasyon indirimi fiyatlara yansıttı ama sonra yine zam yapıldı. Savaşı bahane edip fahiş zamlar yapan şirketlere ek vergiler getirilmesi tartışılıyor. SPD Genel Başkanı Klingbeil bazı şirketleri vurgunculuk yapmakla suçlamıştı. Aşırı kar edenlerden özellikle akaryakıt işletmelerinden ağır vergiler alınmalı demişti. SPD, Yeşiller ve Sol Parti'den çok sayıda isim bu fikri destekledi. Ancak FDP karşı çıkıyor. Meclis Grup Başkanı Dür Bilte konuştu. Bu öneri Almanya için kötü olur. Biontech gibi şirketlerin gitmesine sebep olabilir. Bunu da kimse istemez dedi. Eski Sağlık Bakanı Yaşpan'da İngiltere'yi örnek gösterdi haksız kazançlara ek vergilendirme getirilebilir diyor. Ancak geçen sene maske ticaretinden oldukça aşırı karlar elde eden şirketler vardı. O zaman ek vergi gündeme gelmemişti. Büyük şirketler bu indirimin yaklaşık %40'ını gasp ettiler. Sesimizi çıkarmadıkça daha da üstümüze gelecekler. Rekabet kurumu onları uyarmıştı. İlk gün bir indirim sonrasında yine bindirim oldu. Devlet bu iş için 3 milyar avro para harcayacak bunu vatandaş rahat etsin diye yaptı. Onlar kar etsin diye yapmadı. O zaman ek vergiler koyup bunun hesabını sormaları gerekiyor. Bazı bakanlar savaş hepimizi fakirleştiriyor dedi ama aslında fakirleşen sadece biziz halk. Bakanlara milletvekillerine yine zam yapıldı bu ay. Silah kartelleri, petrol şirketleri servetlerine servet kattılar. Bir zam geldiyse ham ürünlere sonuç olarak bize 5 zam yansıttılar. 9 avroluk bilet tatil döneminde istasyonlarda kaosa neden oldu. Her gün 400 trende aşırı yoğunluk, 700'den fazla rötar yaşanıyor. Demiryolu emekçileri de fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. Tren dolu olunca vatandaşlar da bazen onlara kızıyor ama emekçilerin suçu yok. Bu duruma sebep olanlara, siyasetçilere kızabilirsiniz. Yaz aylarında özellikle tatil bölgelerinde kaosun sürmesi bekleniyor. İzin sezonu da geldi çattı. Uçak biletleri maalesef yine çok yüksek fiyatlardan satılıyor. Düşürmeyi de pek kimse düşünmüyor. Arz talep meselesi mecbur gideceğiz. Havayolu şirketleri pandemi sürecinde zarar ettiler. Şimdi o zararı bizden çıkaracaklar. Devlet o dönemde bizim paramızla, bizim ödediğimiz vergilerle havayolu şirketlerine destek oldu. Ama işler iyi gidince onlar bize destek olmuyor. Bu arada Almanya'ya girişlerde 3G kuralı kalktı ama bu sadece Avrupa Birliği vatandaşlarıyla Avrupa Birliği'nde oturma izni olanlar için geçerli. Turist olarak Almanya'ya gelenler aşılanmış olmak zorundalar. Paul Ehrlich Enstitüsü'nün kurallarına uymak zorundalar. Turist olarak vizeyle gelen ve yeşil pasaportu olan için eski kurallar hala geçerli. AB onaylı bir aşıdan, örneğin Biontech'ten 3 doz olduysanız herhangi bir sorun yok, gelebilirsiniz. Eğer 2 doz olduysanız, 2 dozun üstünden 270 gün yani 9 ay geçmemiş olması lazım. Eğer AB vatandaşı değilseniz oturma izniniz yoksa, geçerli bir aşınız da yoksa, bu sefer ancak önemli bir sebep varsa o da PCR testi ile gelebilirsiniz. Bu önemli sebep nedir? Hasta ziyareti, nikah olabilir. Bu durumda da uçuş günü, çekin esnasında görevliler Almanya'daki sınır polisini arar, sorarlar. Böyle bir yolcu var, kabul eder misiniz derler poliste geçerli sebebi var mı diye kontrol eder. Gerekçeyi kabul ederse izin verir. Buna OK to board deniyor. Kabul etmezse maalesef uçağa binemiyorsunuz. Özetle Almanya'ya girişte 3G sadece AB vatandaşları ve oturma izni olanlar için kaldırıldı. Vizeyle ve yeşil pasaportla gelmek isteyenlerin AB tarafından geçerli kabul edilen bir aşıdan örneğin Biontech'ten 3 doz olmaları lazım veya ikinci dozun üstünden en fazla 9 ay geçmiş olması lazım. Bu kurala uymayan yolcular PCR testiyle ancak özel ve geçerli sebepleri varsa o da Alman sınır polisinin onayıyla uçağa binebilirler. Federal hükümet emeklilere yönelik yeni bir yardım paketi hazırlığında 74 yaşındaki bir emekli hükümete bugüne kadar herkese yardım edip emeklileri unuttuğu için dava açtı. Yardımların halka eşit olarak dağıtılması gerekirdi dedi. Oldukça da haklı. Almanya'da Ekim ayında asgari ücret 12 avroya yükselecek. Avrupa Birliği de ortak bir standart belirlemek üzere anlaştı. Her ülkede insanca bir yaşam standardı sağlanacak denildi. İhlal durumunda tazminat hakkı doğabilecek. Omikron'un alt varyantı BA5 Portekiz'de hızlı şekilde yayılmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar Almanya'da da benzer bir şeyin olabileceğini düşünüyor. Yaz aylarında bile sonbahardan önce yaz aylarında bile ciddi bir artıştan çekinenler var. Sonbaharda zaten yeni bir dalga geleceği konusunda uzmanların çoğu hemfikir. Hükümet buna hazırlık yapmak istiyor. Enfeksiyonu koruma yasasının süresi sona erecek. Bunu uzatalım. Gerekirse yine her yeri tek elden kapatma yetki elimizde olsun diyor. FDP buna karşı çıkıyor. Korku yerine gerçeklere dayalı siyasete dönülmeli açıklamasını yaptı. Her gün bunu tartışıyorlar. Çıkarın yasayı gerekirse kullanırsınız. Gerekmezse kullanmazsınız. Çok vaktiniz varsa... Bizim çifte vatandaşlık meselesi vardı. Ona biraz kafa yorun. O konuda bir yasa çıkarın. Bakın onu hepimiz bekliyoruz. Bu konuda çok soru geliyor. Gerçekten yaparlar mı diye. Bence yapacaklar. Çünkü koalisyon sözleşmesinde net bir şekilde var bu. Ama görev sürelerinin bitmesine daha var. Ne zaman yapacaklar belli değil. Bitmeden böyle bir yasa çıkar. Ama sonra yönetmeliklerle zorlaştıracaklarını düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Berbok koronaya yakalandı. Zaten yakalanmayan 3 kişiyi kalmıştık Almanya'da. Biri de benim. Lever Kuzen'de bir doktor sahte aşı olamaz raporu verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 3000'den fazla kişiye bu raporu vermiş. Sağlık Bakanı La Tarba, hastalarına bu şekilde zarar veren bir doktorun olması akıl alır gibi değil dedi. Almanya'da aşırı sağcı suçlar kağıt üzerinde %10 azaldı. 20.200 olarak açıklandı resmi rakam ama bunlar sadece tespit edilenler. 10 binlerce de tespit edilemeyen suç var. İçişleri Bakanı Feyzel aşırı sağ demokrasimiz için en büyük tehdit yüksek düzeyde şiddet var dedi. Bazı aşırı sol gruplarında şiddet eğilimli olduğunu söyledi. Suçlar azaldı deniyor ama Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı aşırı sağcı sayısının %1.8 arttığını açıkladı. Ülkede şu anda yaklaşık 34.000 aşırı sağcı yaşıyor. Bunların 13.500'ü şiddet eğilimli. İçişleri Bakanı ayrıca Almanya'da 5 yıl veya daha uzun süre yaşayan sığınmacılara süresiz oturma izni verileceğini söyledi. Spiegel'e konuştu. Almanca öğrenen, geçimini sağlayan herkes yeni düzenlemeden faydalanacak dedi. Bu konuda da bir yasal düzenleme hazırlığı var. Bundan 100 binden fazla mültecinin yararlanması bekleniyor. Hessen eyaletinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi bir saldırgan marketin içerisinde bir kadını öldürdü ve daha sonra intihar etti. Polis her ikisinin de kimliğini açıklamadı. Bavyera'da da tren kazası gerçekleşmişti biliyorsunuz. 5 kişi maalesef hayatını kaybetti. Münih savcılığı taksirle adam öldürme şüphesiyle 3 Doçeban çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Ölenler arasında Ukrayna'dan çocuklarıyla Bavyera'ya kaçan iki de anne var. Savaştan kaçıyorsun. Dünyanın en güvenli ülkelerinden birine geliyorsun. Artık rahatım diyorsun. Dünyanın en güvenli ulaşım aracına biniyorsun ve ölüyorsun. Hayat böyle bir şey. Ölüm hepimiz için, her an hepimizin başına gelebilecek bir şey. Bunun bilincinde olmalıyız. John Lennon'ın çok sevdiğim bir sözü var. Hayat diyor, siz gelecek için planlar yaparken başınızdan geçenlerdir. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'nın başkenti Paris'te 3 polis memuru dur ihtarına uymayan bir otomobile ateş açtı. 22 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti. Polisler gözaltına alındı. Sol koalisyon lideri Melencon bir insanı durmadığı için öldürmek normal değil dedi. Aşırı sağcı Le Pen ise ona tepki gösterdi. Hep serserilerin ve suçluların tarafını tutuyor dedi. Bir insan suçlu da olabilir cezasını mahkemeler verir. Polis silah çekip onu öldüremez. Maalesef polislerin eğitimi konusunda dünyanın her ülkesinde sorunlar var. Fransa'da 12 Haziran'da da parlamento seçimleri düzenlenecek. Deniz aşırı topraklarda, eski sömürgelerde seçimler yapıldı. 8 bölgede Macron'un liderliğini yaptığı koalisyon birinci oldu. 2 bölgede ise sol koalisyon ipi gösterdi. Avusturya'da ana muhalefette bulunan Sosyal Demokrat Parti kira artışlarının dondurulmasını teklif etti. Kabul edilirse kiralara senede en fazla %2 zam yapılabilecek. Aşırı sağcılar buna hemen tepki gösterdiler. Kira üst limitinin gerçekçi olmadığını savundular. Viyana Havalimanı'nda ise bir yolcu 61 bin avro nakit parayla yakalandı. İzin sezonu başlıyor. Böyle haberler artacaktır. Sırplar zaten sayemizde zengin oldular. Uçakla veya arabayla fark etmez. Ülke dışına çıkarken yanınızda bulundurabileceğiniz para miktarı 10 bin avronun altındaysa sorun yok. 10 binden itibaren beyan edilmesi lazım. Gümrüğe gidip yanımda mesela 20 bin var derseniz bir sorun olmaz. En fazla kaynağını sorarlar. Şüphelenirlerse 10 bin altındaki rakamların da kaynağını sorarlar. Bu yüzden bankadan çektiyseniz dekontunu da yanınızda bulundurmanızda fayda var. Hollanda'da akaryakıt fiyatları ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Nisan'da benzinde ve dizelde vergi indirimi yapılmıştı. Ancak bir faydası olmadı. Fiyatlar yeniden yükseldi. Şu anda 1 litre benzin ortalama 2,5 avrodan satılıyor. Hükümet aylık geliri asgari ücretten en fazla %20 daha fazla olan ailelere 800 avro enerji yardımı ödeyeceğini açıklamıştı. Ödemelerin bir kısmında sorunlar yaşanıyor. İngiltere'de Başbakan Johnson hakkında güven oylaması yapıldı. Lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin %41'i istifasını istedi ancak çoğunluk ondan yanaydı. Yine de neredeyse iki partiliden biri istifasını istiyor. Bu da oldukça kötü bir durum. Boris Johnson salgın kısıtlamaları sürerken partilere katılmıştı. Önce reddetmişti. Sonra parti olduklarını bilmiyordum demişti. Ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı. Şimdi ise yalan söylemekle suçlanıyor. Avrupa Birliği 2024 sonbaharına kadar tüm telefonlara tek tip şarj aleti şartı getirmeye karar verdi. Özellikle bazı telefonlar farklı şarj aletleri kullanıyorlar. Hatta içinden şarj aleti bile çıkmıyor. Ayrıca satın alıyorsunuz. Yeni dönemde tüm telefon, tablet ve kameralarda tüm markalarda USB-C şarj aleti kullanmak zorunlu olacak. Bu kararın amacı elektronik çöpleri azaltmak. Her sene 11 bin ton şarj cihazı imha ediliyor. Özellikle gençler yeni bir model telefon çıkınca hemen almak istiyorlar halbuki gereği yok. Bunlar birer tuzak. En yeni telefona ihtiyacınız yok. Sadece çalışan bir telefona ihtiyacınız var. Ben telefonum çalıştığı sürece bozulana kadar hep aynısını kullanırım. Kapitalistlerin oyununa gelmemek lazım. Sizin telefonunuz son model olsa ne olur, bir önceki model olsa ne olur? Biz telefon alınca değerli olmuyoruz. Biz zaten değerliyiz. Son model telefon olmadan da kendimizi değerli hissetmeliyiz. Çünkü biz insanız. Bunun karşılığında para veriyoruz onlara. O parayı kazanmak için zamanımızı satıyoruz ve dünyanın en değerli şeyi bu. En değerli şeyimizi satıyoruz. Karşılığında aldığımız sadece bir telefon. Onlar bizim telefon alınca değerli olmamızı hissetmemizi isterler. Bizi böylelikle modern köle olarak bedavaya çalıştırırlar. Market'e gidince de birçok şeyi gereksiz alırız. Bunu da kasten yaparlar. Amaçları daha fazla ürün satmak. Öncelikle tüm mağazayı bir turlayacak şekilde yolları tasarlarlar. Bazen giriyorum bir su alacağım dolaş dolaş çıkamıyorum. Genelde manav kısmını girişe koyarlar. İyi görülecek yere koyarlar. Bu renkler insanı alışverişe teşvik eder. Işıklandırma hep iyidir. Hepsi taze canlı görünür. Zannedersin tarladasın. Temel ihtiyaçlar marketin ortalarına koyulur. Onları ararken zaman geçirelim diğer ürünlere de bakalım diye. Çikolatalar falan kasanın oraya konulur. Çünkü insan yorulur, şeker ihtiyacı artar, çıkarken bir tane alır. Dikkat edin pencere yoktur. Kumarhaneler gibi. Dışarıyla bağlantınızı keserler, alışverişe dalmanızı isterler. Çalan müzikler hep araştırmalarla belirlenir. Sizi daha fazla şey almaya yönlendirirler. Bu sadece marketlerde değil, tüm mağazalarda böyle. İçinde yaşadığımız sistem bizi buna zorluyor. Tüketim. İhtiyacımız olmayan binlerce şey almak ve bunun için saatlerce, günlerce, aylarca bedava çalışmak. Peki biz bunu niye yapıyoruz? Başka insanlara hava atmak için mi yapıyoruz? 1930'larda Sovyet bilim insanı Gauss bir deney yapmıştı. Bir kavanoza kısıtlı yiyecek ve aynı türden iki tane tek hücreli organizma koydu. Böyle olunca aynı türdeki canlılardan biri diğerini öldürüyordu. Çünkü kaynaklar kısıtlıydı. Farklı türden iki canlı koydu. Bunlar yiyeceği paylaşmaya başladılar. Bu iş hayatında da, özel hayatta da böyle. Birbirine benzeyenler birbirini kıskanıyor. Onun için farklı bir şey yapmak lazım. Kimseyle rekabete girmeye gerek yok. Ama insanlar daha kolaylarına geldiği için her alanda birbirlerini taklit etmeye çalışıyor. Herkes birbirinin aynısı olmaya çalışıyor. Kavanozda da sınırlı yiyecek var. Haydi o zaman başlıyoruz birbirimizi öldürmeye. Rekabet çağımızın sihirli kelimesi. Daha fazlasını iste, en süperi sen ol, en çok parayı sen kazan, en yeni telefon sende olsun. En pahalı kıyafetleri sen giy, en lüks arabaya sen bin. Oysa mutlu olmak için bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Niye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Sadece mutlu olmayı istemeye. İnsan mutlu olmak isterse her şart altında oluyor. Rekabet, hırs, haset, kıskançlık mutluluğun önündeki en büyük engeller. Bir bilgeye... Hangi alanda kariyer yapmamızı tavsiye edersiniz diye sormuşlar. İyi insan olmak üzere kariyer yapın demiş. O alanda rekabet azdır. Hoşçakalın.